Aman Allah'ım, bu ne güzellik dediğinizi duyar gibiyim. Evet, Cemile'nin güzelliği nereden geliyor? Bunun için sırrımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben yılda bir defa bu detoksu kendime uyguluyorum. Köye geldiğimde Dersim'in kutsal suyu olan Munzur suyundan bir ton su alıp kuskanenin içine koyuyorum. Türkçesi yani tencere. Tencerenin içine bir ton suyumu koyuyorum, Munzur suyumu. İçine Dersim'in dağlarından topladığım çiçeklerimi koyuyorum. Onlarla birlikte 60 derecede kaynıyorum. Sonra ne yapıyorum? Vücudumda kuruyan kili jil doğal ürünleri sabunlarından, sevdiğim sabunu, bal ve keçi sütünden yapılmış çiçek özleriyle birlikte vücudumu yıkamaya başlıyorum. Hafiften yumuşatıyorum kendimi. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ne yapıyor? Kendimi kaynamaya alıyorum. Unutmayın, 60 derecede kısık ateşte. Bu kadın iyice kafayı yemiş ya. Evet değerli takipçilerim. Kendinizi 60 derecede kaynatıyorsunuz. Ateşin kısık olmasına dikkat edin. Ama çok sıcak oldu anlamadım. Evet ama dayanıyoruz. Evet neydi? Gülü seven, çiçeği seven dikenine katlanıyor. Ama bu kadar sıcak olmaması gerekiyordu ya. Ya bu niye bu kadar sıcak oldu? Bu nedir? Ya bunu, bu üstündekini, bu niye kalkmıyor? Ya hatta bu ne? Bu kadar sıcak oldu. Evet değerli takipçiler. Tabi bu detoksu uygularken gerçekten dikkat etmeniz lazım. Düşmandan uzak bir yerde yapın. Cennetinizi cehenneme çevirecek yerlerde yapmayın. Özellikle kocanızdan uzak bir yerlerde yapın. Hassasiyet derde gerasınız. Kocalar bizi yıldıramaz. Detoksum bittikten sonra ne yaptım öncelikle? Sonra çıktım dışarıya. Dışarıya çıktıktan sonra ne yapıyorum? Şu ürünü çok seviyorum. Buna kultik çekirdeklerinden yapılmış bir canlandırma ürünü, yağı. Efendim kultik dediğiniz şey aslında küçük kavuna burada kultik deniliyor. Efendim bununla yüzümü onun çekirdekleriyle canlandırıyorum kendi yüzümü. Canlandırmaya devam ediyorum. Kan dolaşım sağlıyorum. Canlandırdım. Hemen arkasından en sevdiğim bu ürünü görmeniz lazım. Ana Fatma çiçeklerinden yapılmış kırışıklık kremi kullanıyorum. Ana Fatma kremini güzel bir şekilde şimdi göstermek isterim. Ay kokusunu da aynı birebir bu Ana Fatma çiçeklerinden yapılmış. Güzel bir şekilde yediriyorum. Bu kırışıklıkları kim çıkarıyor? İşte ne bileyim kocanızdan çıkıyor. Ne bileyim işte kaynanınızdan çıkıyor. Gerimcenizden çıkıyor. Ortalıktan çıkıyor. İlla ki her yerden bir kırışıklık çıkıyor. Bu kırışıklıkların düşmanı da Ara Fatma çiçeklerinin özüyle yapılmış bu jil doğal ürünleri kırışıklık kremi efendim. Bunu sürüyorum. Sürdüm kendime. Ya bir yandan içimden beddua ediyorum. Kırışıklık yaratan akrabalarıma, kocama, genel çevremde beni sevmeyenler, düşmanlarıma, beni sevmeyen derde gelsin, Allah bana uzun ömür versin. En sevdiğim beddua tarzıdır. Kısa ve cool bir beddua. İşte beddualarla kendinizi yedirmeye çalışın kırışıklıklarınızı. O şekilde hem rahatlatıyorsunuz kendinizi hem de kırışıklıklarınızı gidermeye başlıyorsunuz kremle birlikte. Formülü bu yani. Bak hem içim rahatladı hem kırışıklarım. Efendim yüz bakımı bitirdikten sonra da şimdi vücut bakımım var. Karnın bakımı bittikten sonra sıra geldi aşağının bakımını. Kamera kapatıldıktan sonra o belgelerime, ana belgelerime süreceğim. Şimdi diyorsunuz o Cemre oralarını da göster. Hayır, kamerada gösteremem onları. Belki ilerleyen noktalarda yani çırıçıplak olma isteğim olursa. İstemiyorum ya şu an. Ne yapayım? Ya açmak istemiyorum. Değil. Ada çayını ne yapıyorum? Şöyle hafiften yakıyorum. Şöyle yanmaya başladı. Değerli takipçilerim, ruhumu şimdi arındırma zamanı. Yüzümü temizledikten sonra ruhumu arındırıyorum. Ada çayı tüsünü kullandıktan sonra şöyle üzerimde bir gezdiriyorum psikolojik olarak. Üzerimde gözü olanın gözü çıksın diyorum efendim. Güzel bir şekilde finale doğru burama kafama özellikle bazı noktalarıma da öyle aşağılara da sürüyorum. Buralara da aman Allah'ım müthiş bir şey. Ah.
duama devam ediyorum. Jil, doğal ürünlerle efendim kendimi, ruhumu, özümü, her şeyimi temizliyorum. Jil doğal. Munzur'dan gelen doğallık.